Bekir Hazar, Soros sahnede. Amerika Tahran'la anlaşıyor, hemen ardından binlerce askerini Suriye'ye gönderiyor. En son 7 bin gönüllü İranlı Esad'a katılıyor. Amerika Esad'a İran yardımını tebessümle izliyor. İranlı siviller Şam'ı ve Esad'ı korumak üzere başkente yerleştiriliyor. Esad, IŞİD'e hiç dokunmuyor, başlıyor Türkmenlere saldırmaya. PKK güdümlü YPG sınırımızda Amerika ile ortak operasyon yapıp, Türkmen köylerini boşaltıyor. IŞİD de Türkmenlere saldırıyor ve soydaşlarımızın yaşadığı kasabaları, köyleri ele geçiriyor. Türkmenler Suriye'de herkesten kaçıyor. Yetmiyor IŞİD, Irak, Samara'da bombalar patlatıyor, 50 kişi ölüyor, 100 kişi yaralanıyor. Bakıyorsunuz hepsi Türkmen ve aynı dönemde Solcu Gazetemiz paralelin çektiği fotoğrafları yayınlıyor. Dünyaya Türkiye IŞİD'e silah gönderiyor diye neredeyse ilan yayılıyor. Bu kadar tesadüf bir araya gelir mi? Suriye'de herkes Türklere saldırıyor. Bu topraklarda ise Türk görünümlüler tarafından Türkiye'ye eş zamanlı yaylım ateşi başlıyor. İngiliz ve Amerika gazeteleri onlara eşlik ediyor. Iş ile İngiltere'den militan taşıyan İngiliz ajanlarını yakalayan Türkiye, Barzani'ye IŞİD'den korunması için silah gönderen Türkiye, IŞİD'in katlettiği Türkmenlere yardım gönderen Türkiye, IŞİD ile Kobani dahil her yerde savaşan ÖSO'ya yardım gönderen Türkiye, IŞİD'e karşı savaşmaları için peşmergeleri alıp Kobani'ye taşıyan Türkiye, IŞİD ve Esad'dan kaçan, milyonlara kucak açan Türkiye, gelin görün ki bu kadar gerçeğe rağmen hala bir üst akıl bu ülke insanlarını kullanarak Türkiye IŞİD'e yardım ediyor algısını oluşturmak için deliler gibi çırpınıyor. Bizden görünenler delirenlere eşlik ediyor. MİT tırları üzerinden bu operasyona dahil olan paralel solcu gazetenin genel yayın yönetmeni yıllar önce Soros'ta röportaj yapan kişiydi. Gürcistan ve Ukrayna'da devrimi ben yaptım diye bizimkini anlatıyordu böbürlenerek Soros. Ve o Soros'u devrimci sempatik olarak hissediyordunuz bizimkinin yaptığı röportajı okuyunca. Türkiye'de boğazdan çok zengin var benim devrimci vakfa para yağdıran zengin diyordu o röportajda Soros. Ve derken paralelin Twitter tetikçisi tweet atıyor önceki gün. Seçimlerde hile yapılacak diye. Bir bakıyorsunuz bu ülkede çok sayıda örgüt kurulmuş, seçimlerde şaibe var, oyları biz takip edeceğiz diye. Sosyal medyada örgütlenmişler. Bunlardan biri de Turkish Philanthropy Funds ile ortak çalışıyor. Yönetim kurulu üyesi Lou and King Jensen'a bakıyorsunuz. Soros'a bağlı Crest Foundation yöneticisi. Soros destekli ne kadar STK üniversite ve vakıf varsa hepsiyle işbirliği yapıyor. Seçimlerde hile yapıldığını şimdiden öngören bir başka yerli örgüte ise Amerika'dan milyonlarca dolar yağıyor. O fonları aktaranlardan biri de National Democratic Institute yönetiminde Madeleine Albright, Rachel Horowitz, Kenneth Mowley, Eugene Edinburgh ve Kenneth Wallach gibi isimler bulunuyor. Avrasya direktörlüğünü bir dönem eski CIA ajanı Nelson Lansky yapıyordu. Amerika'da enstitüye para fonlama konusunda Alman Marshall Vakfı ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı da eşlik ediyor. Yeni Şafak Dün Paralel Vakıflar ve Hollanda Kraliyet Ailesi'nin de bağlantılarını yayınladı. BBC yerli şaibe görüntülerinin ofisinden çıkmıyor. Haberlerinde övgüler yağdırıyor. Sosyal medyadan seçim günü saldırıya geçecekler. Seçimde hile var diye sahte belgelerle ortalığı ayağa kaldıracaklar. Hepsinin arkasında Soros var. Yani Gürcistan'da devrimi ben yaptım açıklamasını, Mitter'ların operasyon fotoğraflarını yayınlayan Paralel Solcu Gazete'nin genel yayın yönetmenine yapılmıştır adam. Gürcistan'da Şevartense seçimi kazanmıştı. Soros Vakfı'nın tıpkı Türkiye'de olduğu gibi milyon dolarlar yağdırdığı Gürcü örgütler harekete geçip seçimde hile yapıldı diye ortada ayağa kaldırdı. 20 gün sonra... Bu yalan haberlere inanan 30 bin kişi meclisi işgal etti ve Şevart düştü. Evet Gezi'nin finansörü Soros tekrar sahnede. CHP'nin danışmanı ve Türkiye'de darbeye imza attığını bağlandırarak anlatan Alan Makowski de şu aralar Ankara caddelerinde sık görülüyor. Paraleli Amerika'da kucak açmasını sağlayan CIA ajanı Graham Fuller de okyanus ötesinden Türkiye'deki seçimleri yazıyor. Bu ülkede kimlerin kimlerle hangi ittifakları yapıp nasıl kirli oyunlar tezgahladıklarını çok iyi görün. Ve gidip oyunuzu ona göre verin. Bu ülke bizim. Bekir Azar, Takvim.